arkadaşlar bakın doğruyu söylüyorsunuz değil mi? 3 kere söyledim yok dediniz. Eğer şaka yapıyorsanız çok kötü. Bu ne? Telefon nerede? Telgraf tabii ki Selena. Ama bu nasıl olur? Ya kızlar burada telefon olması lazım. Hoş geldin Selena kızım. Kızlar ben Zülfikar'a telgraf çekeceğim. Aslı Hanım karpuz aşerdi. Nereden bulacaksa karpuz alsın gelsin. Karpuz lazım stop. Aslı Hanım istedi. Stop. Bulmadan gelme. Stop. Kızlar Allah bu telgrafı icat edenden razı olsun. Ya bir de icat edivermeseydi hayat ne kadar da zor olurdu. Bir düşünsenize. Oy, oy. Tabii ya eğer icat edilmeseydi. Ne oluyor Selena? Birazdan öğreneceğiz kızlar ama önce odanıza çıkmamız lazım. Hadi gelin. Polise telgraf çekmeli. Çek çek. Hatta benden de selam söyle. Şu şarkılar da olmasa, telefonlar çalmasa, arkadaşlarım aramasa. Alexander Graham Bell. Evet, telefonumun mucidi oydu. Leyla, internet açık mı? İnternet mi? O ne ki? Of, tabii ya. Telefon yoksa internet de yok. Selena, neler oluyor bize anlatmayacak mısın? Kızlar, biliyorum size çok garip geliyor ama... Yani telefon çok kullanılan, her evde, her cepte bulunan bir aletti. Yani bir saat öncesine kadar. Peki biz neden bilmiyoruz? Siz bilmiyorsunuz çünkü biri zamanda yolculuk yapıp telefonun icat edilmesini engellemiş. İyi ama kim yapabilir ki böyle bir kötülüğü? Hades. Ben de tam bunu söyleyecektim. Ama önce bir araştırma yapmam gerekiyor. Evet. İşte burada. İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı deniz ve hava taşımacılığı üzerine geliştirdiği projelerle anılır. Olur mu canım? Graham Bell'in en önemli icadıydı telefon. İnsan sesinin bir yerden başka yere aktarılmasına yarayacak bir cihaz icat etmek için çalışan Bell, yıllar süren çabaları sonuç vermeyince ve icadı patlayınca akli dengesini yitirdi. Düşündüğüm gibi bu tam Hades'in işi. Peki şimdi ne olacak Selena? Ne yapacaksın? Ben de zamanda yolculuk yapma gücümü kullanıp Hades'in boğuzluklarını tamir edeceğim. Yani Graham Bell'in yaşadığı zamana mı gideceksin? Evet, yaklaşık 100 yıl öncesine. Selena bizi de götürsene. Olmaz tatlım. Bu çok tehlikeli. Yalnız gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Selena, kendine dikkat et. Tamam kızlar, merak etmeyin. Acaba hangi dönemdeyim? Nereye geldim? Oldukça ilkel bir döneme benziyor. Ama iyiliğin dönemi olmaz. Belli ki burada kötülük olmuş. O halde iyilik de olabilir. Ah!
İşte böyle. Neyse, şimdi doğru döneme gitmeliyim. Granville'i bulmalıyım. Buyurun. Ben Alexander Granville'i arıyordum. Evet. Burası onun evi mi? Evet ama kimseyle konuşmuyor. Ya ben bir görebilir miyim? Tabii buyurun. Meşhur aptal demek istediniz herhalde. Ha? Hayır, meşhur mucit. Siz bilim tarihinin en önemli mucitlerinden birisiniz. Graham Bell. Alexander Graham Bell. Neyi icat etmiş bu mucit ha? Salaklığı mı? Unutkanlığı mı? Aptallığı mı? Neyi? Ha? Bak, sen bir dehasın. Eğer icat etmek istediğin neyse, gerçekten istersen onu başarabilirsin. Yeter ki en önemli şey inancını ve cesaretini kaybetmemen. Sen benim neyi icat etmek üzere olduğumu biliyor musun ha? Kilometrelerce uzaklıktaki insanların birbirleriyle konuşabilecekleri cihazı icat etmek üzereydim ben. Hello. Biliyorum. İcat edeceksin de zaten. Hayır. Hayaldi o. Bitti. Bitmedi. Daha yeni başlıyor. İcadın öyle bir hale gelecek ki herkesin cebinde olacak. İnsanlar yürürken bile birbirleriyle konuşacaklar. Nasıl yani? Bak, icadım bu şekle gelecek. Böylece herkesin cebinde olacak. Hatta bununla fotoğraf bile çekilecek. Hey, ver o küsünü. Ne be? Dalga geçiyorsun benimle. Hayır, alay etmiyorum. Bunlar gerçek. Bak, söylediklerimden daha çoğu bile olacak ama şimdi lütfen bunlarla vakit kaybetmeyelim. Sen istersen bunu başarabilirsin. Yalnızca sen başarabilirsin. Ben? Başarabilir miyim ha? Başarabilir miyim? Evet, yapabilirsin Graham Bell. Yapabilir miyim? Ha? Yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yapacaksın. Yapabilirim. Telefonu icat edebilirim. Ah! Ama nasıl? Patlamıştı. Puf diye patladı. Yok olmuştu. Nasıl yapabilirim ki? Belki de yok olmamıştır. Nasıl? Gözlerimle gördüm. Yok oldu, patladı, puf. Ne? Oh! Gözlerime inanamıyorum. Evet, aletin burada olduğuna göre sana sadece doğru bağlantıları yapmak kalıyor. Evet, teller çok önemli. Teller. Teller. Evet. Bir dakika. Bir duyma bir de konuşma bölümü olacak. Evet. Bunlar. Şimdi sesleri pürüzsüz karşı tarafa nasıl iletiyorduk ha? Nasıl? Hatırlayalım nasıl? Çabuk tut lütfen. Of, sürem gitgide azalıyor. Süre mi? Boş ver sen devam et. Evet, hatırladım. Konuşma tarafındaydı. Evet. Ama ne kadar elektrik vermem gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Al bununla telini silersin. Sağ ol. Çok miktarda elektrik verirsem tekrar patlatabilirim cihazı. İşte orta karar bir şey yap. Demesi kolay. Çok miktarda elektrik verirsem devreleri yakabilirim. Azdan başlayıp çoka doğru. Evet, galiba en iyi yöntem bu olacak. Benim artık zamanım doldu. Gitmem gerekiyor. Dur bir dakika. Kimsin sen? İlhan Perin diyelim. İlhan Perin mi? Evet.
Ben olmasam da yapabileceğini biliyorum. Başarabilirsin. Sen tarihe geçmiş ya da geçecek diyelim, bir daha iyisin. Bunu başarabilirsin. Evet. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum. Bilmiyorum, başarabilir miyim emin değilim. Bir patlayan cihazımı tekrar icat edebilir miyim bilmiyorum. Yapabilirsin Granbel. Yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Sen Granbel'sin. Evet. Hoşça kal. Mendilini unuttum. O sende kalabilir.